Arkadaşlar herkese merhaba. 12. sınıflar için nükleik asitlerle ilgili karışık soru çözeceğiz bu videomuzda. Birinci sorudan başlayalım. Nükleik asitlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hücrenin en büyük organik bileşiği. Öncelikle şöyle düşünelim. Nükleik asitler kimdi? DNA ve RNA'ydı. DNA ve RNA için hangisi yanlıştırı soruyor bana. Hücrenin en büyük organik bileşikleridir. Doğru arkadaşlar DNA ve RNA. DNA özellikle daha büyüktür RNA'dan ama RNA da büyük bir organik bileşiktir. İçerdikleri şeker ve baza göre isim alırlar. Doğru şöyle düşünürüm. İçeridikleri e, mesela DNA'nın özel şekeri deoksiriboz özel bazı timin. RNA'nın özel şekeri riboz özel bazı urasildir. Buna göre isimlendirilirler. Nükleotit adı verilen birimlerden oluşurlar. Yapılarında karbon, hidrojen, azot... Oksijen, azot ve fosfor elementleri bulunur. Bileşik yapısında sadece fosfodiester bağları bulunur diyor. Arkadaşlar nükleotitlerin yapısında glikozit bağ, ester bağ ve fosfat bağları bulunur. Nükleotitler arasında da fosfodiester bağları bulunur. Dolayısıyla düşündüğüm zaman bileşik yapısında sadece fosfodiester bağ yoktur. Yani yanlış cevabımız edirne seçeneğidir. İkinci soruya bakalım. DNA ve RNA molekülleri için hangileri ortak olabilir diyor. Kendine işleme. Arkadaşlar kendine işleme sadece DNA'ya ait bir özelliktir. Eledim. Çift zincirli olma sadece DNA'ya ait bir özelliktir. Eledim. Fosfodiester bağ taşınma hem DNA hem RNA'ya aittir. Çünkü nükleotitler arasında fosfodiester bağ bulunur. Her ikisi de nükleotitlerden oluşmuştur. E, bu da ortaktır. Dolayısıyla ortak olan 3 ve 4 seçeneğidir. Yani cevabımız Bursa'dır. Üçüncü soru. RNA molekülünün hidrolizi sonucu verilenlerden hangisi oluşmaz diyor. Arkadaşlar hidroliz yıkım demektir. Biz bir molekülü yıkınca molekülün yapısında bulunan e, maddeleri elde ederiz, malzemeleri elde ederiz. Timin bazı RNA'da bulunmadığı için RNA'yı hidrolize edersem timin bazını elde edemem. Eledim. Urasil RNA'ya aittir. Dolayısıyla e, RNA'yı parçalarsam urasil elde edebilirim. Aldım. Deoksiriboz şekeri RNA'da bulunmaz. O yüzden DNA'yı parçalarsam deoksiriboz şekeri elde edemem. Eledim. Su zaten hidroliz sırasında kullanılan bir maddedir arkadaşlar. İnorganik bileşiktir. E, dolayısıyla biz e, bunu parçaladığımız zaman suyu kullandığımız için su elde edemeyeceğiz. Yani elde edemediklerim 1, 3 ve 4. Yani doğru cevabım nedir? Edirne seçeneğidir. Dördüncü soru bir DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? Guanin ribonükleotit. Arkadaşlar ribonükleotitler RNA'ya aittir. DNA'da bulunmaz. Yanlış. Adana yanlış bulunmayan. Ama diğerlerine de bakalım. Deoksiriboz DNA'da bulunur. Fosfodiester bağ DNA'daki nükleotitler arasında bulunur. İnorganik fosfat bulunur. Glikozit bağ bulunur. Bulunmayan kimdir? Adana seçeneğidir. Yani yanlış cevabımız Adana'dır. Beşinci soru aşağıda bir DNA molekülünün bir bölümü şematize edilmiştir. Buna göre numaralanmış yapılarla ilgili aşağıda işleştirmelerden Hangisi kesinlikle yanlıştır? Arkadaşlar kesinlik istiyor bizden. Seçenekleri şöyle bir göz attığımız zaman hemen Ceyhan seçeneği zaten gözümüze bariz çarpıyor. Neden? DNA'da riboz şekeri bulunmaz. Deoksiriboz şekeri bulunur. 3 numaralı yapı DNA'daki nükleotidin yapısındaki şekerdir. E, DNA'daki şeker de deoksiriboz olduğuna göre o zaman Ceyhan kesinlikle DNA'da bulunamayan bir yapıdır. Yanlış cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir. Altıncı soru DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İki zincir birbirine fosfodiester bağı ile bağlıdır. Arkadaşlar DNA'nın iki zinciri bazlar arasında kurulan hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanır. Fosfod, bakın burada bizi düşürmüş. Fosfodiester bağı ise alt alta dizilen nükleotitler arasında kurulan bağdır. Oysaki iki zincir hidrojen bağlarıyla bir arada tutunur. Yani yanlış bu. E, DNA kendine eşleyebilir. Doğru. Prokaryot canlılarda sitoplazmada bulunur. Doğru. Çift sarmal yapıdadır. Doğru. Yapısında baz şeker ve fosfat sayıları birbirine eşittir. Bu da doğru. Yanlış cevabımız nedir? Adaladır. Yedinci soru. Santral dogma olayı aşağıda verildiği gibidir. Buna göre 1, 2, 3 için aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi doğrudur diyor. Peki bakalım. Bir ne? Replikasyon. iki ne? Transkripsiyon. Üç ne arkadaşlar? Translasyon. Santral dogma olayının mekanizmalarıydı hatırlarsanız. Bunu pat diye görünce bilmemiz lazım aslında. Bunu öğretmiştik. Tekrardan bir bahsedeyim size. Bir, bakın şekle baktığımız zaman DNA sentezi yani replikasyonu ifade ediyor. İki, DNA'dan RNA sentezi yani transkripsiyonu ifade ediyor. Üç de e, bunlardan bunlarla protein sentezi yani translasyon basamağını ifade ediyor. O zaman doğru cevabımız nedir? Doğru cevabımız Adana'dır. Replikasyon, transkripsiyon ve translasyon şeklinde. Sekizinci soruya bakalım. MRNA için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlış? MRNA tekrar tekrar kullanılabilir. Doğru. Neden doğru? Arkadaşlar aynı proteinin sentezi için MRNA tekrar tekrar kullanılabilir. Ama başka bir protein sentezlenecekse, sentezleyeceksek o MRNA yıkılır, yerine yeni bir MRNA üretilir. Üzerindeki üçlü nükleotit şifrelerine kodon denir. Bu da doğru arkadaşlar. mRNA'daki üçlü nükleotit şifrelerine kodon diyoruz biz. Hücrede en az bulunan RNA çeşididir. Bu da doğru arkadaşlar. Her farklı protein için farklı bir mRNA üretilir. Bu da doğru arkadaşlar. Ökaryotlarda sadece sitoplazmada görev yapar yanlış. Neden? Çünkü mitokoninin kendine ait DNA'sı var, kloroplastın kendine ait DNA'sı var, çekirdekte DNA, RNA bulunur. E, dolayısıyla ökaryotlarda sadece sitoplazmada görev yapmaz. Nerede yapar? Mitokonide de görev yapar, kloroplasta da görev yapar. Peki, dokuzuncu soruya bakalım. Yukarıda özetlenen santral dogma olayı için hangileri doğrudur diyor. Yine bir santral dogma sorusu. Hadi gelin tekrar edelim. A replikasyon, B transkripsiyon, C translasyon. E, replikasyon ne demek? DNA'dan DNA sentezi demek. A sırasında helikaz ve DNA polimeraz enzimleri görev alır. E, helikaz enzimi arkadaşlar DNA replikasyonunda bazlar arasındaki hidrojen bağlarını koparan enzimdi. DNA polimeraz enzimi de yeni nükleotitlerin oluşmasını sağlayan enzimdi. E, dolayısıyla replikasyon sırasında ikisi de görev alır. O zaman A, birinci öncül doğru bir öncüldür. B sırasında gözlenecek bir mutasyon kalıtsal olup yavru döllere aktarılabilir. Neden? Doğru arkadaşlar. Eğer re, e, transkripsiyon yani RNA sentez sırasında yanlış bir olay olursa, bir mutasyon olursa yanlış proteinin sentezlenmesine sebep olabilir. Bu da kalıtsal bir hasara neden olup yavru döllere aktarılabilir. C sırasında hücredeki tRNA sayısında artış olur. Bu da doğru arkadaşlar. Neden? E, çünkü C sırasında... E, Protein sentezi yapılacağı için amino asitler tRNA tarafından taşınacağı için tRNA sayısında da artış gözlenebilir. O zaman doğru cevabımız nedir? Edirne. Yani 1, 2 ve 3'tür. Peki 10. soru. Bir proteinin sentezinde gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Numaralanan olayların gerçekleşme sırası. Protein sentezinde. Öncelikle ne olması lazımdı arkadaşlar? Hani biz buraya bakmadan şöyle bir tekrar edelim. Ee, DNA M tarafından mRNA üretilir. Hangi protein sentezlenecekse onun şifresini taşırdı mRNA. Şifrede ne bulunuyordu arkadaşlar? Proteinin kaç amino asitten oluştuğu, proteinin de hangi amino asitlerin yan yana gelip dizileceği, işte e, proteinin e, aminoasit sayısı, amino çeşidi, amino asit dizilimi DNA tarafından belirlenip mRNA'ya aktarılırdı. Daha sonra mRNA ne yapar arkadaşlar? mRNA ee, çekirdekten stoplazmaya geçer, çekirdekten stoplazmaya geçtikten sonra ribozomun küçük ve büyük alt birimleri birleşir. Ondan sonra amino tek tek tRNA tarafından taşınır. Amino arasında peptit bağları kurulur. Durdurucu kodonun ortamda görülmesi protein sentezi ne yapar sona erer. O zaman sıralama yapacak olursak e, Öncelikle 2 ile başlar DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA sentezlenir. Daha sonra mRNA çekirdekten stoplazmaya geçer. Sonra ribozomun küçük ve büyük alt birimleri birleşir. Sonra aminoasitler arasında peptit bağları kurulur. Yani doğru cevabımız ne olur? 2, 4, 3 ve 1. Yani Ceyhan seçeneği. 11. soruya bakalım. Nükleik asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Kimi düşüneceğim yine soruda? Arkadaşlar soruda DNA ve RNA'yı ortak olarak düşüneceğim. DNA'daki toplam pürin bazı sayısı pirimidin baz sayısına eşittir. Doğru. Pürinler pirimidinlere eşittir arkadaşlar. Hatta Pürinler ve pirimidinler nükleotitlerin yarısı kadardır. Bu da ekstra bir bilgi olarak kalsın kafamızda. Prokaryotlarda DNA ve RNA sitoplazmada dağınık halde bulunur. Doğru. Bütün çeşitlerinde pirimidin bazlarının tamamı ortak olarak bulunur. Kesinlikle yanlış. Neden? Pirimidin bazları kimdir? Sitozin, timin ve urasildir. Timin sadece DNA'da, urasil ise sadece RNA'da bulunur. Yani tamamı hem DNA'da hem RNA'da asla bulunamaz. Yanlış diyoruz buna. Yani yanlış cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir. D ve E şıklarını da biz yine de okuyalım. DNA metabolik olayları ve hücre bölmesini kontrol eder. Doğru. DNA kendine işlerken DNA ise DNA üzerinden sentezlenir. Bu da doğru. Arkadaşlar yanlış cevabımız Ceyhan'dır. 12. soru. Birçok hayvan türünde üstün özelliklere sahip erkek bireylerden alınan spermler sperm bankasında bir süre saklandıktan sonra uygun zamanda üstün özellikli yumurtalarla döllenir. Böylece daha verimli ve daha sağlıklı hayvanlar geliştirilir. Yukarıda ifade edilen biyoteknolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu yapay dönlenmenin tanımıdır. Yapay dönlenme nedir? Laboratuvar koşullarında sperm ve yumurtayı birleştirme yani üreme hücrelerini birleştirme olayıdır. Canlı vücudunda değil de daha üstün özellikle verimli bireyler, daha sağlıklı bireyler elde etmek için laboratuvar koşullarında sperm ve yumurta alınır ve bunların içinden kaliteli olanlar seçilerek Döllenme sağlanır. 13. soruya bakalım. Gen klonlanma çalışmasının basamakları karışık olarak aşağıda verildiği gibidir. Buna göre çalışma basamaklarının doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır diyor. Arkadaşlar gen klonlanmasında bilmem. Öncelikle ben bu soruyu e, yorumlarken şöyle düşünürüm. Gen klonlanmasının basamaklarını aklımdan bir geçirdim. Hangi geni klonlayacaksak arkadaşlar öncelikle o genin yerini tespit edersin. O genin yerini tespit ettikten sonra özel kesici enzimler var. Biz bunlara restriksiyon enzimler diyorduk. Bunlar yardımıyla bu bölge kesilir. Bakterinin bakteri plazmitine aktarılır. Burada çoğaltılması sağlanır. Bunun basamakları budur. Şimdi bunları buradan arayalım. Ne yapılacak? Bakteri plazmiti bakteriden büyüme hormonu geni içeren DNA ise hücreden ayrıştırılır. Bu bir. Restriksiyon enzimiyle büyüme hormonu genin bulunduğu DNA bölümü kesilir. Bu ikinci sırada gerçekleşiyor. Daha sonra arkadaşlar ligaz enzimi yardımıyla büyüme hormonu geni plazmite yap yapıştırır. Çünkü plazmite çoğaltacağız. Plazmitin yapısında büyüme hormonu geni bulunmasıyla rekombinant DNA elde edilmiş olur. Rekombinant DNA'nın bakteri hücresi içerisinde çoğaltılması sağlanır. Yani sıralamada doğru cevabımız ne olur? Bursa seçeneği olur. 1, 3, 4, 2 ve 5 sırasıyla. 14. soru. Çekirdekten e, yukarıda ifadelerden hangileri tRNA'nın özelliklerindendir? Çekirdekten tek zincir halinde sentezlendikten sonra katlanarak yonca yaprağı şeklini alır. Arkadaşlar unutmayın. Konuyu anlatırken de söylemiştik bunu. tRNA'nın özelliklerinden biri yonca yaprağı şeklini alması arkadaşlar. Bu kelimeyi görürsek hemen pat diye buna tRNA diyebiliriz doğru. Ribozomun yapısında yer alır ve ribozomun 2/3'ünü oluşturur. Yani 3'te 2'sini oluşturur. Doğru. Ee, antikodon adı verilen e, antikodon özel ribozom yapısında yer alır ve ribozom 3'te 2'sini oluşur yanlış arkadaşlar bu rRNA'ya ait özelliktir. tRNA ribozomun yapısında yer almaz. Antikodon adı verilen 3'lü nükleotit dizilerinin oluş dizilerinden oluşan kısımları vardır. tRNA'daki 3'lü nükleotit dizilişine biz antikodon diyoruz. Bu da doğru bir öncül. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3'tür. 2 yanlıştır. Cevabımız Edirne seçeneğidir. 15. soru ökaryot bir hücrede ribozomal RNA aşağıdakilerden hangisinde sentezlenir? Arkadaşlar RNA çekirdekçikte sentezlenir biliyoruz ki. Zaten Golgi'de, lizozomda RNA granüllü RNA'de ER e, bulunur mu? Hayır bulunmaz. E, nerede sentezlenir ökaryot hücrelerde? Çekirdekçikte sentezlenir. 16. soru DNA ve RNA yukarıdakilerden hangileri bakımından birbirinden farklılık gösterir? Fosfat grubunun organik baza bağlandığı yer, taşıdığı şeker, Organik bazın şekere bağlandığı yer yapısındaki nükleik asit zincir sayısı. Arkadaşlar DNA'dan farklılık gösteren kısmını ayırıyoruz. Ee, fosfat grubunun organik baza bağlandığı yer her ikisinde aynıdır. Önce e, organik baza şeker bağlanır, ona fosfat bağlanır. Taşıdıkları şeker DNA'da deoksiriboz, RNA'da ribozdur, farklıdır. Alırım. Organik bazın şekere bağlandığı yer her ikisinde aynı yerdir arkadaşlar. Yapılarındaki nükleik asit zinciri DNA'da çift zincirdir, RNA'da tek zincirdir. Dolayısıyla bu da farklılık gösterir. Yani doğru cevabımız nedir? 2 ve 4 denizli seçeneğidir. 17. soru nükleik asitlerin hangileri RNA çeşitlerinin tümünde bulunur diyor. Hangileri RNA çeşitlerinin tümünde bulunur? Organel yapısında yer alma. Organel yapısında mitokondri ve kloroplast. Kendine ait DNA'ları ve RNA'ları var. RNA çeşitlerinin tümünde bulunur diyor. Peki bakalım RNA çeşitlerimiz kimdi? mRNA, tRNA ve rRNA. E, ee, mRNA, tRNA ve rRNA organel yapısında yer alır mı? Evet alır. Ee, Mitokondri ve kloroplastın kendine ait DNA'ları ve RNA'ları vardır. Aldım. Protein sentezinde rol oynama. Her, bütün e, RNA çeşitleri protein sentezinde rol alır aminasitleri tanıma özelliklerinden aminasitleri tanıma e, arkadaşlar m reyna'nın e, özelliklerindendir dolayısıyla hepsinde bulunmaz doğru cevabımız nedir denizli seçeneği yani 1 ve 2'dir replikasyon sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi son olarak gerçekleşir diyor Azotlu organik bazların sentezlenmesi, azotlu organik bazlara pentoz şekerinin bağlanması, nükleotitler arasında fosfodiester bağlarının kurulması, nükleotitlerin hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanması ve üç boyutlu yapı kazanması, kendi işleyecek DNA'nın iki ipinin birbirinden ayrılması. Arkadaşlar en son gerçekleşen nedir? Tekrardan DNA'nın üç boyutlu yapı kazanması yani denizlidir. Doğru cevabımız. 19. soru DNA'nın replikasyonu ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Replikasyon sırasında DNA'nın iki ipliği de kalıp olarak kullanılır. Evet. Replikasyon sonucunda hücredeki DNA miktarı başlangıçtakinin iki katına çıkar. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü bir DNA'dan yeni iki DNA oluşuyor. Replikasyonda DNA polimeraz enzimi helikaz enziminden önce görev alır. Yanlış. Önce helikaz enzimi Sonra DNA polimeraz enzimi görev alır arkadaşlar. Niye? E çünkü helikaz enzimi hidrojen bağlarını kopartır. Hidrojen bağları kopartılmadan yeni DNA, yeni nükleotitler oluşmaz. Dolayısıyla DNA polimeraz da görev yapamaz. Bu yanlış. Diğerlerine de bakalım. DNA polimeraz enzimi DNA'nın DNA ipliğinin karşısına doğru bazların getirilmesinden sorumludur. Doğru. Helikaz enzimi replikasyona uğrayacak. DNA'nın iki ipliği arasındaki hidrojen bağlarını kopartır. Bu da doğru. Yani yanlış cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 20. sorumuz son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın kendini doğru olarak eşlediğine karar verebilmek için yeterli kanıt sağlar diyor. Kanıt diyor arkadaşlar. Nükleotitlerin yapısı? Hayır. Organik bazların. Arkadaşlar eşlemede organik bazların dizilişi bize evet kanıt sağlar. Neden? Çünkü ee, biliyoruz ki DNA'da hani bir zincirin karşısına gelecek bazlar doğru eşlenmişse DNA e, hasarsız, hatasız eşlenmiş demektir. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? Bursa seçeneğidir. Ama yine de diğerlerine biz bakalım. Deoksiribozların yapısı? Hayır, DNA'nın eşlenmesiyle alakası yok. Zayıf zayıf bağların dizilişi? Hayır. Fosfat bağlarının dizilişi? Hayır. DNA'nın e, tam doğru eşlendiğine karar verebilmek için arkadaşlar direkt organik bazlara bakarım. Organik bazların karşısına doğru bazlar sıralanmış gelmişse DNA doğru eşlenmiştir derim. Yani doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.